Bugün ameliyat alıyorum. Gerçekten çok stresliyim arkadaşlar. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Uyanalı yaklaşık yarım saat oldu. Ve şimdi hazırlanıp giyinip çıkacağım evden. Bacaklarımdaki izlerle alakalı ameliyat olacağım biliyorsunuz bugün. O yüzden çok stresliyim. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. İlk defa vlog çekiyorum zaten. Siz dünyanın en güzel vlogmuş gibi izleyin, tamam mı? Ve benim elime bunu verdiler. Dediler ki stres için. Meme protezi sıkabilirsiniz. Abi aya götür bizi. Aman Allah'ım, influencersindir ve evinde kullandığın tuz budur. Hep manken olmak istemişimdir hocam. Hocam bir tuz biz çekemeyecek mi? Mesela gece gizlice. Şimdi kapı açılacak ve iki tane güzel hanımefendi göreceksiniz. Sizle bir göstereyim. Çok komik uyumluyum. Beni gebertecek muhtemelen. Bunları gördüğünde. Üzerime şeyler giymek istiyorum. Güzel güzel giyinmem lazım şu an. Güzel güzelden kastım şu, biliyorsunuz izler benim bacaklarımda olduğu için ya ve bacağımın yukarısında olduğu için rahat bir şeyler giyeceğim. Şort tarzı. Üstüme de yine oldukça rahat bir şeyler giymeyi düşünüyorum. Şu şekilde tatlı bir şort var elimde. Bunu giyeceğim. Üzerime de bol ve rahat bir şeyler giymeye çalışacağım. Dar da olabilir. Tamamen keyfim ve kahyasına kaldı şu an. Korkuyorum. Ameliyat olacağım ben arkadaşlar. Söylemiş miydim? Bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi izi? İşte bu izler gidecek. Böyle giyin ki muhtemelen sargı falan olacak hep ameliyattan sonra bacaklarım. Rahat olmak için kısa bir şort giymeye çalıştım. Üstümde bu şekilde basic rahat. Yağmur'a bakalım, Yağmur ne yapıyor? O da hazırlanıyordu, en son makyaj falan yapıyordu. Yağmur vloguma el salla. Merhabalar. Size benim TikTok videoma el sallayın. Vallahi bir de güzel tutuyor musun şöyle? Şöyle tutman gerekiyor. Ve buraya bakman gerekiyor. Aa, bu kafana yere oynuyor lan. Evet. Yağmur hadi bize kahvaltı hazırla. Ben mi kahvaltı hazırlayacağım? Ya hadi. Evet, sen varken ben mi hazırlayacağım? Çok açım, ölüyorum ya. Doktor bey bana özellikle dedi ki aç gelme. Ve bu kız beni aç bırakıyor. Çok kısa yüzüme de biraz makyaj yapmam gerekiyor. Sonuçta yüzümle alakalı bir işlem değil ve video çekmem gerekiyor size. O yüzden hafif bir makyajdan zarar çıkmaz diye düşünüyorum. Ve bizim bu kadar rahat olurken Özlem'in uyuyor olması. Peki buna ne diyoruz? Yağmur bana kahvaltı hazırlıyor bu arada. Köle. Ben bugün ameliyat alıyorum. Ben mi hazırlayayım kahvaltımı ya? Bugün herkes bana hizmet etmek zorunda. Makyajım bitti. Bu şekilde hafif bir şey yaptım. Bir de ruj sürmedim çünkü kahvaltı hazırlayacak Yağmur bana kendi elleriyle. Kahvaltı yemeden ruj sürmek istemedim. Dişlerimi falan fırçalayacağım ya. Yağmur hadi hazırlanın çıkalım köle. Yağmur Hanım bugün... Bir dakika, Yağmur değilsin sen. Köle Hanım bugün ne hazırlıyorsunuz? Bugün menümüzde yumurtalı ekmeklerimiz. Birazcık yandı ama altlardakiler yanmadı. Onları ben yiyeceğim, üsttekileri sen yiyeceksin. Sonrasında standart Turkish breakfast, salatalıklarımız, domateslerimiz, süme peynirlerimiz. Kendimi mücahit gibi hissediyorum. Ay ne kadar kötü. Mücahit, kamera önünde olmamak çok kötü bir şey. Bir de ben ameliyat olmak üzere olan biri için fazla mutlu değil miyim şu an arkadaşlar? Öyle bir şey. Sanırım gergoluktan bu. Şey diyordu Kerimcan'ın arkadaşı geçen, diyor ya. Ekmo paro. Kanku ekmo paro. Bizamo. Ne dedin sen, anlamadım ben. Ekmo paro. Ekmek parası. Ekmek parası. Ya köle sana konuş diyen kim? Hadi hazırla da yemek yiyelim ya bir an önce. Tamam. Kamer, o köle oldum videosundan sonra çok değiştin. Çay koydun mu sen bize? Evet. Bakayım. Başarılı, aferin. Aa, beni burada görüyor musunuz arkadaşlar? Kardeş gibi kardeşim lan. Evet, Yağmur Hanım'ın mükemmel kahvaltısı. Bence tadı da güzeldir diye düşünüyorum. Tamam, tamam. Mısın? Bakayım, bana o kadar dedi ki salak saçma tabaklara koyma, koyduğu tabağa bakın salam. Kamerayı ayarlayamıyorum. Kız Yağmur, ben bunun şeyini ayarlayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, arada saçma sapan açılar oluyor çünkü bu hanımefendi, bu kamera hanımefendisi istediği açıyı kendi ayarlıyor yani. Ben nereye tutarsam tutayım kamera kendi yönünü kendi... Bak görüyor musunuz? Bazen açılar karışabiliyor, kusura bakmayın yani, o benden değil. Mücahit de olsa şu an böyle çekerdi. Anlıyor musunuz? Yoksa ben Mücahit'ten daha iyi bir kameramanım. Kameraman hanımım. Çok önemli bir problemimiz var. Ne? Tuzumuz yok. Yumurtalı ekmekleri neyle yaptın? Ne? Aman Allah'ım, influencersindir ve evinde kullandığın tuz budur. Çok ödüm koptu ya bunları tuzsuz yaptın diye. Tuzsuz yapmak ver. Demek. Evet arkadaşlar, kombin partisi. Böyle. Oylayın. Ameliyat kızı olmama rağmen güzel oldum, daha güzel oldum. Bu evde birinci ayımız ve ilk kahvaltımız. Yani utandık artık dışarıdan yemeye ve kendimiz hazırladık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Plastik çatallarla. Ay, çatal var bu arada. Ben bunu yemek istiyorum. Evet, çok geç kaldık o yüzden artık kapatalım bence ve kahvaltı yapalım.
Taksi aşağıda şu an. Asansörü bekliyoruz. Ve biz ameliyatı bile geç kaldık. Eminim kendi düğünme bile geç kalacağım ben. Asansörün de gelmeyeceği tuttu. Taksi gidecek yani artık. Suyumu göstermek istiyorum ben. Bir tek buradan su içebiliyorum. Oha çok kıskandım. Tamam. Şimdi kapı açılacak ve iki tane güzel hanımefendi göreceksiniz. Merhabalar. Merhaba tekrar. Merhaba. Seha. Ben de şöyle bir story atayım. Let me take a selfie. Bitti! Bitti! Evet, bütün ekip biz orada beklerken biz gidiyoruz. Abi, rahat, abi, mutlu. Hayır abi açma ne olur. Ne olur gerçekten göreceklerine hazır değilsin. Ben en iyisi sizi Bluetooth'a bağlayayım. Evet, olur abi. Bana bağlayabilirsin. Abi emin misin? Birazdan göreceklerinle ilgili. Sen. Yağmur bak ben ameliyata giriyorum. Kafamı biçme. Nasıl ne olur. Kafana vuruyor bam 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 bam. Dedim ona bende tele var. Senin eski manitanda kilo var. Baba abi. Aya, aya. Abi aya götür bizi. Seni görmede. Sonu bu. Aman dayım bana darılmayın. Benim gelmeyeyim yorulmayın. Kalsaydın olmazdı be. Tozmada hakkında fikrim. Heyecanlısınız. Ay Yağmur. Çok heyecanlıyım. Sakin ol. Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Merhaba. Sağ olun. Ben su rica edeceğim. Gelir gelmez benim su aşkımın depreşmesi. Ve Yağmur ya. Bu benim olsun. Bugün ameliyatlıyım. Bir şey söyleyeceğim. Ben... Bugün ameliyatlıyım. Hayır. Tuvalı ciddiyim. Ciddiyim. Vallahi billahi. Ben cidden su rahatsızlığımın olduğunu biliyorsun. Ya benim parasın. Senin yok. Yağmur benim var. Yapma öyle gözünü öyle kalacaksın. Arkadaşlar bana suyunu vermedi ameliyat oluyorum ben bugün ya. Ay çok teşekkür ederim. Only you. Artık bir suyum var arkadaşlar. Klinik blok. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Mehtap ablacığım. Vlogumuza el sallayayım. Harika bir vlog olacak. Harika bir vlog bizi bekliyor. Klinik tur başla. Bu çok anlamı olan bir tane şeyin yüzü, Aristoteles. Hayır, ne bileyim kim? Burada bir tane televizyon var. Bunların hepsi anlamları olan yüksek heykeller açık artırmayla alındı. Çok kötü bir turcusun. Göster. Hayır, kendimi çekiyorum, dur. Burada yeşil mi yeşil, fıstık yeşili mi yeşili oturup çay içebileceğiniz ve de doktorla neler olabileceğini konuşacağınız bir köşe. Doktorla birebir konuşma köşesi ismi. Gel mutfağı karıştıralım asıl. Yok burada. İlgi alanımız mutfak. Kahve yapıyoruz. Bak şimdi. Senin ilgi alanın mutfak gel. Tamam bak gel, zaten buldum kendime bir şey. Nasıl çalıştıracağını bile bilmiyorsun. Çalış. Sensin nasıl çalıştıracağını bile bilmiyorum. Ben her sabah Americano Moka'mı içmeden... Americano Moka mı? Evet, Americano Moka'mı içmeden uyuyamıyorum. Tamam, sen yarın onu şey yaparsın tamam mı? Gel, gel seninle mutfak turu yapalım. Evet, tartı var. Tartı olduğundan emin misin? Evet. Bu yer süpürücü. Makinesi. Yer süpürücü robot. Az daha bozuyordum. Evet, hocamız geldi. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sizler? İyiyiz, teşekkür ederim. Videomuza, vlogumuza el sallayın. Bugün ne yapacağız hocam? Bugün aslında bir süredir konuştuğumuz, planladığımız bir operasyonu gerçekleştireceğiz. Daha önceden geçirilmiş bir operasyona bağlı kalmış, dışarıdan hoş görünmeyen, içeri doğru çöküntüler oluşturan izlerimiz mevcut. Evet, görelim izleri. Hastalarla ilgili problemlerimiz var. Hı. Aşağılarda da yine diz kenarında dışarılarda var. Bunların hepsini düzelteceğiz, kasları onaracağız, deri altındaki dokuları düzelteceğiz ve deriyi çok güzel bir şekilde, estetik bir şekilde dikeceğiz ve güzel bir sonuç elde edeceğiz. Yani bu izlerden ne kadar oranla kurtulacak? En az %80, %90 diyebilirim. Çok büyük bir oran geldi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu kadar derin bir iz bile gidiyorsa arkadaşlar, vücudunuzdaki, yüzünüzdeki herhangi bir yerinizdeki izler hakkında gerçekten endişelenmeyin. Burada önemli olan sadece yapılacak onarım değil, izin konuşlandırılacağı alan, görüneceği bölge. Onlar da önemli. O yüzden hani iz olsa bile, böyle çok yakından baktığımızda görsek bile dışarıdan fark edilebilirliği olmayacak. Vallahi senelerdir bu anı bekliyor. Ya bunu hani Malik hocamla tanışmadan önce bu izin gidebileceğine çok inanmadığım aynen için. Aynen öyle evet. Ama Malik hocamı tanıyoruz işte, yaptığı işleri de biliyoruz ve çok güveniyorum. Çok heyecanlıyım. Ve direkt tereddüt etmeden Malik hoca yapabileceğini söylediğinde aynen. Hemen ameliyat kararı alındı falan. Zaten süreci birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ne kadar iyileştiğini siz benimle birlikte göreceksiniz. Her şeye birlikte şahit olacağız. O zaman ne yapalım? Biz biraz sonra işlemde görüşelim. Nasıl kapanıyorsun? Nasıl kapanıyorsun? Hocam biz bunu çalıştıramadık ya. Fişte kriteri çekiyor.
Bayağı denedik o. Problem ne acaba? Fişim takınca çalışır. Fişim yanmasından da mı anlamadık? Bunlar hep stresten hocam. Biz normalde fişin ne işe yaradığını biliyoruz. Kahveden nefret ediyoruz. Ay ameliyat değil de şu an makineyi çalışıyorum. Farkında mısınız? Kahve makinesi harika bacı. Hocam rol. Üretimini nasıl yaptınız bu makinenin üretimini? Normalde... Hep manken olmak istemişimdir hocam. Herkes beni çeksin istemişimdir. Şimdi plan bu. Evet burayı şöyle göstereyim. Diğer tarafa dönelim. Duvarların fotoğrafları çekilmiş. Tamamdır. Peki hocam direkt operasyondan hemen sonra böyle yürüyecek miyim? Tabii ki. Tamam nasıl yürüyorsan aynı şekilde kalkıp devam edeceksin. Ağrı olacak mı? Yok. Hocam bütün diz çekemeyecek mi? Mesela gece gizlice. Beni niye tutuyorsun? O kadar da değil bence. Yani gizlice çekmeniz iyi. Tamam. Ha, ne meraklıyım hemen ameliyata girmeye. Bir an önce olsun. Hocam mesela çizmeyince ne oluyor? Kayıyor mu santimler? Şimdi ayakta dururken, yatarken ya da hareket ederken farklı kasın oluyor. Değecektiği noktalar değişiyor. Çok fark edemeyebiliyoruz. O yüzden sınırlarını işaretleyip. Evet doğru, çok mantıklı. Bir iğne olacağım ilk başta, sonra lokal arkadaşlar lokal bir şey hisset. Dediğim, hiçbir şey hissetmeyeceğim. İğneyle yapıyoruz. Aynı dişteki gibi. Çok değişik geliyor çünkü izler oluşurkenki ameliyat çok ağırdı. Ama şimdi çok küçük bir işlemle onun izlerinden kurtulacağım, hem de çok derin izlerden. Malik Hoca çizince derinliği belli oldu bak. Ay bakamıyorum, bakmadan şöyle gösterebilirim derinliğini. Bakın yaklaşık şu kadar içeride. Yani kalemin ucu kadar içeride. En rahat pozisyonunu al, sola doğru dön, sağdan başladı. Biraz daha dönmen lazım. Bayağı yan yatacağım ben o zaman. Ay bir şey diyeceğim, hayatta bakmam. Hocam yine vururken acıyacak hocam, mı? Hocam siz hiç böyle şey olmuyor musunuz mesela? Ne bileyim, nasıl sorabilirim? Hiçbir şey olmuyor. Uf, ben çok stresliyim şu anda Yağmur. Strese gerek yok, hiçbir şey gerek yok. Hocam ama iğne vururken acımayacak mı? Yok. Arkadaşlar şu an lokal bir şekilde ameliyat oluyorum. Hiç ağrı acı yok. Ve benim elime bunu verdiler. Dediler ki stres için. Meme protezi sıkabilirsiniz. Hocam ne diyordunuz? Bunun şeyi neydi, hikmeti? Evleniyor muyduk 2 ay sonra? Meme protezini stres topu olarak kullanan insanlar 6 ay içerisinde meme protezi yaptırıyor. Atıyormuşum. Neyse arkadaşlar şu an ihtiyacım var. Önemli değil. Yaparız 6 ay sonra çünkü. Şu an korkuyorum. Gerçekten daha önce lokal anesteziyle ameliyat olan var mı bilmiyorum. Çok ilginç bir duygu. Çünkü... Konforlu mu? Konforlu hocam, aslında iyiyim yani. Evimdeki yatağım bu kadar rahat değil. Hocam size de bir göstereyim. Sadece uyanık olduğumuzun tedirginliği var. Evet. Onun dışında bir şey yok. Hocam peki siz neden bu kadar rahatsınız? Bir korktum. Her gün yaptığım işlemler, her gün ameliyat yapıyoruz neredeyse. Yani şununla kıyaslayabilirsin. Sen bir video çekerken evet, hiç böyle bir endişelendiğin, korktuğun oluyor mu? Hayır, asla olmuyor. İşte bizim için de ameliyat o şekilde. Kamerayı kontrol etmekte şu an çok güçlük çekiyorum arkadaşlar. Kendi hür iradesiyle istediği yere dönüyor. Kaldığımız yerden devam. Çok heyecanlıyım çünkü izlerimden kurtulacağım. Sadece izlerimden kurtulacağım düşünmeye çalışıyorum. Hiç bakmayacağım bu arada. Baktığım an ben giderim biliyorum. Bu tarafın problemli olan kısımlarını halledeceğim. Aa bitti mi? Şimdi derinden dışarı doğru dişlerimizi atmaya başlayacağız. 10 dakika olmadı hocam. Zor bir işlem değil ama çok özellikli bir işlem. Kaldığımız yerden devam aynen. Bir taraf neredeyse bitmek üzere, diğer tarafa geçeceğiz ve benim stres topum gerçekten işe yarıyor. Çok mutluyum. Çare hissetme. Sadece bir şeyler olduğunun farkındayım bacağımda. Böyle uzandım ve işlem yapılıyor sadece. Gerçekten tahmin ettiğimden çok daha konforlu. Şu an hatta diğer ize geçtik an itibariyle. Bittikten hemen sonra hayatıma hemen devam edeceğim. Ama aynı zamanda çok büyük izlerden kurtulmuş olacağım falan. Gerçekten rüya gibi yani, inanamıyorum. Siz hiç lokal ameliyat olarken vlog çeken gördünüz mü? Bu da bir ilk işte. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın ne hallerdeyse video çekiyorum. Çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Tuba Hanım şu an ameliyatta. Ben de onu bekliyorum. Beklerken çekemedim. Çekemedim gene. Anne çekemedim yine.
Ben de onu beklerken bugün çektiğim videoyu editliyorum. Gayet rahattı aslında. Çünkü doktor çok güvenilir. O da biliyor. Zaten bu ameliyatı bayağı bir doktora sordu. Yani senelerdir araştırıyor. Ama burada olmak istedi çünkü doktor gerçekten işinde çok iyi. Bekliyoruz bakalım. Çok başarılı, çok güzel bir operasyon olacağını düşünüyorum. Çıkınca görüşürüz. Evet, ameliyat bitmiş. Bir bakalım. Merhabalar. Merhaba ameliyatlar. Bitti. Arkadaşlar o sırada videoyu bitiriyorduk. Bitirdik. Yağmur buldum. Ona stres notalar verdim. Memek protezimi. Ciddi değil mi? Evet. Tüm pansuman yapacak Malik hocam. Nasıl geçti hocam? Gayet güzel geçti. Bütün sıkarları çıkardık. Çukurlukları düzelttik. Temizledik. Bir hafta 10 gün kadar dikişimiz içeride kalacak. Sonra çıkaracağız. Ondan sonra artık iz kremlerine başlayıp çok güzel bir sonucu bekliyoruz. Hadi çık da konuşalım. Senin o güzel yüzü suyu hürmetine amadeyim emrine. Ve ameliyatım bitti. Bak bu şekilde pansumanlar yapıldı ve o kadar rahatım ki görüyorsunuz. Hareket edebileceksin, bir şey olmuş. Evet, bu arada gayet hareket halindeyim. Video falan da çekebilirsin. Acaba şeyin etkisi mi var? Narkozun. Bilmiyorum. Ters değil mi? Öyle mi? Evet. Hayır, ters değil krop. Ters. Krop ters bu arada. Değil. Yemin ederim stresten arkadaşlar. Bir de ben bunu düzeltip yani güya düzeltip giydim. Harikasın. Neyse konumuz bu değil. Ameliyatım bitti ve harika bir şekilde hareket edebiliyorum şu anda. Her şey yolunda. Malik hocam. Bacaklarımın yeni mimarı. 45 dakika. Ağrım var mıydı? Hiç. Uyuşturduktan sonra hayır, bir şey. Hayır, sıfır. Uyuyacaktım bir ara hatta. Çok rahattı gerçekten. Şu o... an ayaktasın. Stres topum çok iyiydi. Şu an var mı bir problem? Hiç yok hocam ama normal mi? Hiç yok. Vallahi hiç böyle hayal etmemiştim. Değnekle falan çıkarım zannetmiştim hocam. Tabii öncesinde geçirdiğin işlem aslında çok ağır olduğu için bu acaba o tarz bir şey olur mu gibi kafamda soru işaretleri vardı. Ama baştan beri konuştuğumuz zaten öyle bir şey olmayacaktı. Dolgu falan yapsam yüzüme daha fazla canım yanardı ve ne bileyim daha fazla şey hissederdim, daha zor olurdu. O kadar kolaydı yani. Hocam harikasın. Ellerinize sağlık gerçekten. Umarım sonu da çok güzel olacak. Eminim benim hiçbir şey var. Şimdiden belli oluyor çukurluklar. Yani bacağım şöyle çukurdu ya, o düzelmiş yani şu yanlar. O şimdiden belli oluyor ama son halini göstereceğim. Ondan sonra hani görürseniz daha iyi olur. Tekrar teşekkür ederim hocam. Biz buradan vloguma Malik hocamla birlikte o zaman veda ediyoruz. Sürecin geri kalanını ben olacağım. Arkadaşlar eve geldim gördüğünüz gibi ve 3 saat falan geçti aradan. Anestezinin etkisi geçtiği için de ağrıları hissetmeye başladım. Onun dışında iyiymiş, bir problem yok. Şöyle de göstereyim. Bacaklarım sargılı. Şimdi geçip odama uzanacağım sadece. Dişler atıştırıyordu sanırım yani. Onun dışında bir problem yok. Tahmin ettiğimden daha kolay geçti aslında operasyon ama ağrılar başladı. Ağrılar hafif de olsa vuruyor. Bana antibiyotik bir ağrı kesici verildi. Onları düzenli aralıklarla kullanmam gerekiyormuş. Onlara başlayacağım. Biraz bir şeyler atıştırdıktan sonra. Yine sürecin devamıyla alakalı bilgilendirme yapmaya çalışacağım size arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bunca şeyi aslında sizin için yapıyorum. Yani bu süreci vlog çekmek ve paylaşmak merak ettiğiniz için. Güzel dilekleriniz, dualarınız için teşekkür ederim. Süreci diğer platformlarda paylaşıyor olacağım. Instagram ve TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Öpüyorum.